can düşmanımız mı? Melek, sen onu nasıl suçlarla itham ettiğinin farkında mısın? Bak, emin misin bu söylediklerine? Evet Ümeyra Hanım. Maalesef her şey kelimesi kelimesine doğru. O sizin canınıza, malınıza göz dikmiş bir kadın. Allah korkusu olmayan biri o. Ama bak, bunlar akıl almaz şeyler. Yani teyzem bütün bunları yapmış olabilir mi? Niye bunca zaman arayıp sormayıp da şimdi geldiniz? Hastayım ben. Kalbim rahatsız. Artık ne kadar ömrüm var Allah bilir. Valla ben bu işlerden çok anlamıyorum. Yani doktor bir şeyler söyledi, damar tıkanıklığı falan ama... Yani dikkat et dedi, yorulma dedi. Gerekirse bizim doktor da bir görsün seni. O da bir baksın bakalım. Ay Hümeyra, ne olur bana doktor moktor deme, hastane deme. İyiyim ben. Bak ilacımı da aldım gerçekten. Bu tarz şeylere sen mi karar veriyorsun artık? Annemin bu konakta bir düzeni var. Hümeyra yavrum, teyzen de artık bu konakta yaşıyor. Ben onun verdiği kararların arkasındayım. Ona itimat ediyorum. Sağ ol canım. Ya çocuk korkmuş gibiydi. Hemen geldi bana sığındı. Teyzemden çekiniyor herhalde. Ya araları sandığın kadar iyi değil. Bence teyzenle arası iyi olmayan sensin. Ya nereye gittiğini de söylemedi. Bir kız arkadaşımla buluşacağım. Bu arkadaş biraz gizemli galiba. Niyeyse hep konak dışında buluşuluyor da. Ay Hümeyra. Bunu da görünecek mi var? Ay öyle gizemli falan dedin ya. Yani görsen çok sıradan biri. İçi dışı bir insan. Yani eminim o da bunu duysa çok gülerdi. Neyse hadi ben çıkayım artık. Magazin sayfasında çıkan bir habere göre hareket edecek değilim ben. Yani böyle şeyleri ciddiye almam zaten. Ailemin de ciddiye almasını istemem. Tabii haklısın canım. İnsan konduramıyor. Ama yani ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor Mira. Teyze ne yapmamı bekliyorsun? Ya yarım saattir ipe sapa gelmez haberler anlatıyorsun bana. Ne yapayım? Bunlara inanayım da sinir krizi mi geçireyim? Yok canım Mira'cığım. İyi niyetimden söylüyorum ben. Tamam. Bak teyzemle zaman zaman gerildiğimiz anlar oldu. Olmadı değil. Düşüncesiz fevri hareketleri, şüpheli davranışları. Zaten onda adını koyamadığım bir tedirginliğim vardı. Uzun zaman sonra hiç arayıp sormadan bir anda çıkıp gelmesi. Garipsemiştim ben bütün bunları. Sanki bir şeyler saklıyor gibi hissetmiştim. Ama bu senin dediğin çok başka bir şey. Sen cana kast diyorsun. Bilerek, planlayarak suç işliyor. Hem de kendi öz kardeşine karşı. Yok. Yok yok. Olamaz. Ümeyra Hanım. Bakın tamam şaşırmanız gayet normal. Kafanız karıştı. Ya sonuçta ailenizin bir parçası o. Ya durumu vahimleştiren de bu aslında. Ya bu kadar büyük bir kötülüğü ailenizden birini yapmış olması. Tamam biliyorum kabullenmesi hiç kolay değil. Haklısınız. Ama yani bu olay bana sıçramamış olsaydı... ...belki de uzun bir süre bunlardan haberiniz olmayacaktı. Ben bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Bakın bir sakin olun. Sakin olmaya çalışın. Peki bana niye daha önce anlatmadın bunları? Ya denedim, çok istedim. Ya sonuçta teyzeniz o sizin. Dilim varmadı. Ya ne bileyim ben başta kendim böyle baş edebilirim zannettim. Ama sonra baktım işler çığırından çıktı. Sadece ben değil. Kimse onunla baş edemez. Tehlikeli biri Hümeyra Hanım.
kadın bu konakta olduğu sürece bu çatı altındaki herkes tehlikede. Yani durumlar böyle olunca da aileden birine söyleme ihtiyacı hissettim ben de. Ve bunun için de beni seçtin. Evet. Yani Kerem Bey'le aramız ne kadar düzeldiyse de ya o Badire'nin üstünden çok da zaman geçmedi. Yani bütün anlatacaklarım şüpheyle bakabilirdi, inanmayabilirdi bana. O yüzden ilk onu anlatma fikri çok da mantıklı gelmedi. E Macide Hanım deseniz, onun öz kardeşi ne kadar çok seviyor onu. Yani ya sağlığı da ortada şimdi. Haklısın. Hümeyra Hanım bakın, ben şu ana kadar ne yaptıysam kızımın ve sizin güvenliğiniz için yaptım. Sözlerimde hiç abartı ya da yalan yok. Ya benim tek hatam bıçak kemiğe dayandıktan sonra anlatmak oldu size. Yok. 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 Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nereye gitti bunlar? Yok. 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 Buraya koydum ben onları. Buraya koydum. Ellerimle buraya koydum. Yok, 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 yok. Yok. Biri aldı. İçeri biri girdi aldı. Kesin biri aldı. Melek. Ya biliyorum. Bu söylediklerim çok aynı oldu sizin için. Ama ben bunları anlatmak zorundaydım bugün. Sen doğru olanı yaptın. Peki bana anlatmadığın daha başka bir şeyler var mı? Muhtemelen Kıymet Keskin itham edilmekten, ceza almaktan korktu. Ve Fikret Oralı'yı öldürdü. Yani bu cinayetin kıymeti mi? Sizin masum olduğunuz ispatlanınca tabii oklar Kıymet Hanım'ı gösterecekti. Bu durumu bilen de sadece Fikret Oralı olduğu için yani üstüne bir suç kalmasın diye. Büyük ihtimalle Fikret Oğlu'yu o öldürdü. Melek. Cevap vermedin soruma. Peki sonuç? Maalesef gömlekteki kan Fikret Hanım'ın kanıyla uyuşmadı. Yani iki kan da ayrı gruplara aitmiş. Yani Kıymet'in Fikret'i öldürdüğü şüphesi de ortadan kalkmış oldu. Hümeyra Hanım. Ben emin olduğum her şeyi anlattım size. Bakın. Ya tamam şüphe duyduğum şeyler var. Ama emin olmadan ya ben kimsenin günahını alamam. Kıymet Hanım daha iyi olsa. Zaten size anlattıklarım yeterince hayati konular. Sadece bunları bile bilmeniz benim için çok önemli. Bakın biliyorum. Ya sizin omuzlarınızı taşıyamayacağınız bir yük yükledim. Çok ağır farkındayım. Yani söylediklerime inanmanız da vakit alacak bunu da biliyorum.
Ama sizden tek isteğim samimiyetime inanmanız. Benim tek amacım sizi korumak. Ben konağa da bu yüzden döndüm. Yoksa yani bana bu kadar bilenmiş birinin yanına yakınlanayım, geleyim ki onunla aynı yerde nasıl bulunayım? Bakın ikna almanız vakit alacak biliyorum ama ya sizden hemen bir cevap da beklemiyorum. Sadece gözlemleyin. Bana inanmaya çalışın. Ve göreceksiniz. Ama görecekleriniz karşısında hazırlıklı olun lütfen. Nereye sakladı kim bilir. Allah Allah, burada da yok. Pissin sen. Kesin o aldı, kesin. Ama ben biliyorum ne yapacağım. Yok. Siz burada mıydınız? Affedersiniz. Bir bu eksikti. Gülsü, bekle. Nereye gidiyorsun sen? Şeye gidiyorum. Mutfağa gidiyorum. Mutfağa gidip ne yapacaksın peki? Meleğe odasını karıştırdığımı mı söyleyeceksin? Yok Kıymet Hanım, ben sadece... Ne sadece? Sen sadece burada uslu uslu işine bakacaksın, anladın mı beni? Hizmetçinin iyi olduğu çenesini sıkı tutmasından anlaşılır. Yani eğer sen çeneni tutmazsan... ben de senin ne kadar kötü bir hizmetçi olduğunu anlatmakta hiç tereddüt etmem. Senin bir annen vardı değil mi köyde? Hı? Senin eline bakıyordu. Sen de ona para yolluyordun. Ya işte demek ki sana para lazım. Yani senin çalışman lazım. İşinden olmayı istemezsin herhalde değil mi? İstemem Kıymet Hanım. İyi. O zaman o çeneni sıkı tutacaksın. Anlatma beni. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladım, evet. Aferin. Jülide! Şafak? Ne yapıyorsun sen burada? Jülide! Sana bir şey sordum, cevap ver. Şafak bak, ben bunu yapmak zorundayım, tamam mı?
kızma bana ne olursun. Ben sadece ailemi korumak istiyorum. Sen neden bahsediyorsun ya? Biz seninle bunları konuşmadık. Polise gitmek yok demedim mi? Sen şimdi nasıl benim sözlerimi hiçe sayıp da burnunun dikine gidersin? Şafak bak, ben senin sözünü çiğnemedim. Diyorum ki sadece evladımı, ailemi korumak istiyorum. Korumak. Korumak. Şu lafı söyleyip durma artık. Ben varım sizin yanınızda, ben. Şafak, evet ama... Aması maması yok. Madem zamanında sustun, o şerefsizi gidip polise şikayet etmedin, şimdi de savunmasız gibi polise sığınmayacağız. Şafak bak, bu adam gün geçtikçe çığırından çıkıyor ve biz bununla baş edemiyoruz. Senin yüzünden baş edemiyoruz Jülide, senin. Sana polise gitmek yok demiştim. Bu konu artık burada kapandı demiştim. Ama sen yine bildiğini okudun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Şafak. Sana geride dur dedim. Karışma dedim. Ama dinletemedim. En kötüsü de ne biliyor musun? Arkamdan çevirdiğin dolapları ben o adi heriften öğreniyorum. Nasıl? Sana bunu Tufan mı söyledi? Evet. Sonunda beni bu duruma da düşürdün işte. O aşağılık kapıma gelip pişkin pişkin karımın arkamdan neler çevirdiğini anlatıyor. Ben bunları o heriften öğreniyorum. Bu nasıl berbat bir his? Sen biliyor musun? Farkında mısın? Ama yok. Nereden bileceksin ki? Siz miydiniz Tufan'la uğraşan? Ha? Arı kovanına çomak sokmayacaktınız. Böyle huzurunuzu kaçırırım işte ben. Ha? Hadi lan muallim. Göster bir kendini ya. Bir kör olsun, erkek gibi davran. Çek şu kadını karakolun önünden. Hala aklım almıyor. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Şafak, bak benim niyetim senin sözünü çiğnemek değildi. Ama çiğnedin. Hayır, korktum ben. Ailemin bir zarar vermesinden korktum. Ben? Kocan yanındayken korktun yani. Sen bana bu kadar mı güvenmiyorsun? Şafak, ne alakası var? Bak, ben senin benim yanımda olduğun her güne şükrediyorum. Ama biz izin veriyoruz diye bu kadar hayatımıza müdahale ediyor. Sen hastanede ölüm kalım savaşı verirken gidip şikayet edecektin polise. Bırak da hatamı düzelteyim işte şimdi, ne olursun. Beni ezip geçmekte kararlısın yani. Hayır, niye böyle algılıyorsun? Ben sadece ailemi korumak için diyorum. Tufan'ı bizden uzak tutmak için. Bu senin görevin değil Jülide. Benim görevim, benim. Sen de, annem de, Emirhan da sahipsiz değilsiniz. Bırak da ne yapılacaksa ben yapayım. Şafak, bak bu ne senin ne de benim halledebileceğimiz bir iş, anladın mı? Polise gitmek zorundayız. Hayır Jülide, hayır. Polis molis yok. O kansızda da ben ilgileneceğim. Şimdi buradan doğru eve gidiyoruz, anladın mı? Bu konuyla alakalı tek bir adım dahi atmayacaksın bundan sonra. Hadi Jülide, uzamasın bu mevzu artık. Hadi. Vay anasını ya. Sen karına laf da mı geçiriyordun be muallim? Aferin sana lan. Heh. Yavaş yavaş erkek olmaya başlıyorsun ha. Hadi bakayım, tıpış tıpış evinize şimdi. Thank you.
başkası almış olamaz. Peki o zaman nerede o gömlekler? Niye bulamadım ben onun odasında? Niye benim karşıma çıkmadı peki? Çoktan dikilirdi öyle olsaydı. Ay yoksa başka planlarım mı var aklında? Acaba o gömlekteki kanları teste mi gönderdi? Aç şu telefonu Mahir, aç şu telefonu! Aç şu telefonu! Kıymet! Aa! Kıymet! Canım dur! İyi misin? Ne oluyor öyle? İyiyim Macide. Neyin var? Ay biraz tansiyonum düştü galiba. Ya gözlerim karardı. Hay Allah! Oruçtan olabilir. Ben Gülsüm'e söyleyeyim de sana yiyecek bir şeyler hazırlasın. Böyle tutulmaz günah. Sonra kazasını tutarsın. Dur ben geliyorum hemen. Canım bu telaşınız ne oldu? Ya Kıymet fenalaştı, tansiyonu oynadı herhalde. Allah Allah. Odasında mı? Yok içeride. Ben Gülsüm'e gideyim de yiyecek bir şeyler hazırlasın ona. Yok siz sakin olun, ben gider söylerim, hallederim. Yok yavrum, ben Hümeyra'nın da yanına gideceğim. Sen en iyisi onun yanına git, yalnız kalmasın. Tamam. Bakalım gerçekten hasta mı? Bir an evvel buradan gitmesi lazım. Bir an evvel. Kiminle konuştu bu kadın? Kesin benden bahsetti. Pis yılan. Dikildi karşıma. Tehdit edecek herhalde. Yine niye açmıyorsun telefonlarımı Mahir? Önemli bir şey olmasa zaten aramazdım. Merak etme. Uslu durmuyor. Huzursuzluk çıkarıp bir şeyleri deşmek için geldi kuruldu konağa, biliyorum. Bir an evvel bu kadını buradan yollamamız lazım. Anladın mı beni? Anladın mı? Senin çirkin oyunlarına dahil olmayacağım anne. Başım belaya girecekse de girsin. Umurumda değil artık. Yaptıklarının bedelini şimdi değilse de bir gün ödeyeceksin zaten. Ama ben yokum. Gel Kıymetciğim, gel. Hay Allah. İyi misin? Otur bakayım şöyle. Dur şu ayakkabılarını çıkartalım. Hop. Tamam. Düzelteyim mi ya size biraz? Sağ ol canım. İyi misin Kıymetciğim? Birdenbire ne oldu anlamadım. Hay Allah, doktor çağıralım mı? Ay yok Macide. Hiç gerek yok. Ne olursun ortalığı ayağa kaldırma. İyi de emin misin? Bak sonra kötü bir şey olmasın ha? Eminim, eminim. Biraz aç kaldım ya, ondan oldu galiba. Hay Allah. Ben böyle aç kaldığım zamanlarda şeker, tansiyon falan hemen dengesini şaşırıyor bende. Şimdi bir şey yersem, atıştırırsam iyi gelir bana. Tamam, söyledim Gülsüm'ü hazırlıyor, şimdi getirir. Tamam canım. Korkuttun beni ya Kıymet. Nasıl da endişeleniyormuş kardeşi için. Endişelenmez mi? Ha? Sen benim canımsın.
Sana bir şey oldu mu, bana bir şey olmuş gibi oluyor. Biricik kardeşim benim. Canım kardeşim. İyi ki varsın. Bana bak. Senin rengin iyi değil. Ne yapsak acaba? Hümeyra yavrum, içeride kolonya olacaktı. Getir de teyzenin bileklerini ovuver. Hadi canım. Hiç zahmet etmesin canım. Ne zahmeti kıymet? Olur mu öyle şey? Teyzesine yapacak tabii ki. Allah Allah. Nasıl sözler öyle? Zahmet mahmet. Gel yavrum. Gel o vazıcık teyzenin bileklerini. Gülsüm nerede kaldı? Allah Allah. Ya insanın ailesinin olması ne kadar önemli Macide. Ben şimdi ya evde tek başıma olsaydım, böyle bayılıp düşseydim, belki de kafamı vuracaktım. Her şey olabilirdi. Aa, yapma böyle kıymetçim. Nasıl konuşmalar onlar öyle? Cık, lütfen. Ama öyle Macide. Yani bugün varız, yarın yokuz. Yarın ne olacağımız belli mi? Öyle öyle de konuşma böyle hadi. Tamam. Selçuk, rica etsem sen götürebilir misin Kıymet Hanım'a yemeğini? Götürürüm de... Bir sorun mu var Gülsüm? Yok, yok bir sorun. Şey, çamaşır odasında işim vardı birisi o yüzden. İyi, ben götürürüm. Sen hallet işlerini. Sağ ol. Gülsüm, sana bir şey soracağım. Sor tabii. Kıymet Hanım. Ya Kıymet Hanım'ın böyle bir yakını falan var mı gelip giden? Yani böyle onu ziyaret eden birileri. Biliyorsun ben uzun zamandır burada yoktum ya. Belki bir şeyler değişmiştir diye sordum. Pek çevresi yok gibiydi çünkü. Yani ya telefonla konuştuğu biri falan geliyor mu aklına hiç? Kerem Bey, bugün Mahir Bey geldi. Allah Allah. Niye geldi ki? Aa, ya Gülsün. Şu hani küçük salatalık turşuları vardı ya, birden canım çekti. Getirsene onlardan hayatım. Tabii. Ama lütfen ezan okunmadan. Getiriyorum ama. Ay, benim bu ara nedense böyle ekşim ekşim şeyler canım çekiyor. Senin köyde bir annen vardı değil mi? Hani senin eline bakıyordu, sen ona para gönderiyordun. Ya işte demek ki sana para lazım. Yani senin çalışman lazım. İşinden olmayı istemezsin herhalde değil mi? İstemem Kıymet'im. İyi. O zaman o çeneni sıkı tutacaksın. Anladın mı beni? Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladım. Aferin. Aferin. Gülsüm. Ha. Yok, yok bilmiyorum. Gülsüm. Bak iyi düşün ne olur. Ya böyle... Yani aklıma gelen hiçbir şey yok. Bak bu benim için çok önemli Gülsümcüğüm.
Serçe bilmiyorum ben bir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Gülsümcüm. Serçe bak. Benim bu işe çok ihtiyacım var, tamam mı? Çünkü bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Sorumluluklarım var. Beni bu meselenin dışında tutun ne olur. Varma üstüme. Zor durumda bırakma beni. Ben kendi halinde çalışan, sadece işini yapmaya gayret gösteren biriyim. O kadar. Lütfen. Gülsün. Ne yapacağım ben? Eyvahlar olsun, ne yapacağım ben? Hani şu kuru temizlemeye gönderdiğin gömlek vardı ya, üstü kanlı, çamurlu olan. Ne oldu o? Ya ben onu Gülsüm'e verdim. Başka bir şeyler daha verdim hatta temizleyiciye götürsün diye. Ya ama gelmedi ki daha. Aman Hümeyra, onun eli çok ağır biliyorsun. Niye yalan söylüyor ki bu kadın? Ne oldu? Niye sordun? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Öylesine sordum. Neredesin? Bahsedersem Kıymet Hanım mahveder beni, işimden olurum. Söylemesem de Melek. Allah'ım, 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 ne olursun, ne olur, ne olur bir çıkar yol göster bana, ne olursun. Cevap versene, bir soru sorduk değil mi? Öldüm bittim burada meraktan. Dışarıda bir işimiz vardı. Hallettik geldik. Ne işiymiş bu böyle? Bu kadar önemli mi? Hem de bu vaziyette. Bilseydim bırakmazdım vallahi billahi seni dışarı. Allah muhafaza. Anne, ne bu sorgu sual böyle? Bunaltma insanı. Bir de müsaade edersen, Jülide ile konuşacaklarımız var. Yalnız. Oğlum. Anne, burada kal. Peki, tamam. Yine ne yaptın da oğlumu küplere bindirdin ha? Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. O aşağılık herif kapıma kadar gelip karımın arkamdan neler çevirdiğini söylemese, sen şimdi benim bütün irademi hiçe sayıp polise ifade veriyor olacaktın. Hangisine, neye kızacağımı şaşırdım gerçekten. Bütün bunları Tufan Alçak'tan öğrendiğime mi, yoksa senin beni adam yerine bile koymamana mı? Allah'ım sabır ver, sabır ver. Şafak, niye anlamak istemiyorsun? Bak yolda gelirken kaç defa söyledim.
Yine söylüyorum. Ben senin iradeni falan çiğnemedim. Ben yani bunu sana daha nasıl ifade edebilirim gerçekten bilmiyorum. Şu an kendimi öyle çaresiz hissediyorum ki. Bak ben senin iyiliğin, senin... Yoruldum. Yemin ediyorum artık çok yoruldum. Sen bana bunları söylüyorsun ya, ben nefes alamıyorum. İste şurada canımı veririm. Ama tükenirken seni böyle oturup izlememi bekleme, ben buna dayanmam. O zaman beni tüketmeyecektin. Göz göre göre yapmayacaktın bunu. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Her şeyi Tufan yaptı. Onun yüzünden bu hale geldik, görmüyor musun? Huzurumuzu kaçırmak istedi, kaçırdı da. Biz niye ona istediğini veriyoruz Şafak? Niye? Şu an ettiğimiz şu kavga bile onun yüzünden değil mi? Evet. Belki her şeyin fitilini ateşleyen Tufan'dı. Ama ortalığı yangın yerine çeviren sensin. O yüzden şimdi bu tartışmanın sebebi de sensin. Ben ne yaptıysam bizim için yaptım, tamam mı? Bizim için. Evet. Beni yok sayarak. Gururumu ayaklarının altında çiğneyerek. Şafak. Bunu gurur meselesi haline çevirme ne olursun. Ne gururu? Niçin tartışıyor bunlar acaba ya? Ya görmüyor musun? Tufan'ın pisliği biz onunla uğraşmaya çalıştıkça daha çok üstümüze bulaşıyor. Biz onun kötülüğüyle baş edecek insanlar değiliz. Neden edemeyiz Jülide? Bana mı güvenmiyorsun yoksa? Ben mi yetersizim yani? Ya ne alakası var? Ne alakası var? Ben ailemi korumak için diyorum. Bak, bir sakin ol. Vazgeç şu inadından, gidelim polise. Teker teker her şeyi anlatalım. Şu anda... Hala yaptığın şeyleri savunuyorsun ya. İnsaf! Çocuklar durun, ne oluyor? Anne, ben sana aşağıda bekle demedim mi? Tamam peki. Bana bu kadar güvensiz davrandığına hala inanamıyorum. Ya sen nasıl? Gerçekten aklım almıyor. Neyi anlamak istemiyorsun ha? Görmüyor musun? Bu adam ruh hastası, ruh. Kötülüğünün sınırı yok. Yaptığımız her hareketi bir tehdit olarak algılıyor. Ya bunu polis çözemeyecekse kim çözecek? Şafak Allah aşkına. Ya sen ne yapabilirsin ki? Ha? Seni bıçaklayan adama gidip vuracak mısın yani artık? Ne yapabilirsin ne demekmiş? Evet. Gerekirse çeker vururum. Anladın mı? Çeker vururum. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Şafak, ben artık seni tanıyamıyorum. Yapma Allah aşkına. Oo Leman Hanım. Siz buralara gelir miydiniz ya? Tabii ne zamandır azar işitmiyorduk. Buyur hadi. Bırak zevzekliği Tufan. Sen ne yaptın da çocukları birbirine düşürdün? Ya sonunda sen de yaktın balataları ha. Ya git oğluna sor, gelinine sor, bana ne soruyorsun ya? Boş boş konuşma. Anlat dediysek anlat işte. Anlat. Tamam bakalım hadi geç geç otur ama. Nasıl oldun teyze? İyiyim canım. Daha iyiyim yani. İyiyim, iyiyim diyorsun ama senin canın bir şeye mi sıkıldı? Niye öyle başın döndü durup dururken? Yok ya Hümeyra'cığım. Açlıktandır o. Yoksa canımın sıkın olduğu hiçbir şey yok hayatım. Seninle de hiç ilgilenemiyorum.
Gerçi konağa geldiğinden bu yana olaysız bir günümüz olmadı ya. Bak, canım bir şeye sıkkınsa, bir sıkıntın, bir ihtiyacın varsa söyle. Gerçi geç oldu bunu sormak için biraz ama. Gerçekten yok. Her şey yolunda. Ben sizin yanınızdayım ya. Daha başka ne isterim ki? Seni de şimdi burada rahat ettirebiliyor muyuz? Hiç bilmiyorum. Yani şimdi baksana. Sonuçta senin de düzenin bozuldu. Evini barkını bıraktın geldin. İçinde bir can yoldaşı olmadıktan sonra evin ne önemi var ki Hümeyra? Ben sizin yanınızda gayet iyiyim. Hiçbir derdim, sıkıntım yok şükür. Evet, çok zor günler geçirdim. Sizden ayrı. Ama çok şükür, bak kavuştuk birbirimize. Daha başka ne ister ki bir insan? Kim bilir ne zorluklar yaşadın sen de. Hiç anlatmıyorsun. Maddi olarak da zorluklar yaşadın değil mi yıllarca? Yaşadım tabii. Yaşamaz mıyım? Niye peki yardım istemedin bizden? Ve annemi niye aramadın? Yani belki bana hala dargındır diye düşündüm. Belki beni görmek istemiyordur. Ne bileyim, çekindim yani, anladın mı? Cesaret edemedim. Keşke daha önceden arasaydın. Ya hem daha önceden alırdık seni konağa. Niye bu kadar bekledin dönmek için? Eşinden de yıllar önce ayrılmışsın. Kader kısmet işte Hümeyra. Hiçbir şey zamanından önce olmuyor demek ki. Eskişehir'den 6 yıl önce geldim ama. Baksana, kavuşmak bugün neye nasipmiş. 6 yıl önce mi? Yanlış hatırlamıyorsam sen konağa geldiğinde yeni geldim demiştin. Hatta annem komşularınla vedalaşamadın diye çok üzülmüştü. Güzel kızım. Anneciğim, ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Ben de iyiyim. Aslı abla şimdi iftar yemeği hazırlıyor. Birazdan gidip ona yardım edeceğim. Seni özledim de arayayım dedim. Ah canım benim, ben de çok özledim seni. Bak, benim işim bitmek üzere, birazdan çıkacağım. Gelirken benden istediğin bir şey var mı, getireyim? Yok, bir şey istemiyorum. Bak iyi düşün. Macide Hanım'dan biraz avans aldım. Varsa getireyim bak. Yok vallahi senin. Hem Aslı abla bize bulgur tatlısı yapacak. Ya o da neymiş öyle? Bilmiyorum. Ama çok güzel olduğunu söyledi. İyi bakalım. Sen yine aklına bir şey gelirse ara beni, tamam mı? Tamam anneciğim. Yolda gelirken dikkat et. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben buraya 6 sene önce geldim mi dedim. Ay Hümeyra, Allah aşkına kafamı kaldı bende. Herhalde o anda ne düşünüyorsam. Aman canım, neyse. Eskişehir'de ne yapıyordun? Yani eşinden ayrıldıktan sonra yalnız mı kaldın? Kimin kimsen yok muydu? Öyle tabii, yalnız kaldım. Yalnızlık çok zor.
Allah kimseyi yalnız çaresiz bırakmasın. Ve kimse yardım etmedi mi sana? Orada yalnız kaldın o kadar. Yardım ettiler, ettiler ama yani konu komşunun ettiği yardımda ne kadar olur ki? Yani insanın bir anası, babası, kardeşi gibi olabilir mi? Olamaz. Yani bir yardım eder, iki yardım eder. Ama kapılar kapandıktan sonra evin içinde yine bir başınızsın. Teyze, ben bir de şunu merak ediyorum. Sen buraya geldiğinde kalp hastasıyım, ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum demiştin. Ben senin kontrole gittiğini görmedim hiç. Ne oldu hastalığın? Ah, gitmez miyim Mehra? Gidiyorum tabii kızım. Hem ben ilaç kullanıyorum biliyorsun. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Ben burada çok mutluyum. Onun için de sağlığım da daha iyi gidiyor tabii. İyi ki varsınız. Yapmışsın yine yapacağını Tufan Efendi. Bozmuşsun çocukların aralarını. Ne var Leman Hanım? Sen bir mutlu oldun sanki. Tabii ya. Şimdi gelinin oğlunu ezmesin istiyorsun sen. Böyle sus pus otursun bir köşede. E sen de haklısın ya. Leman Hanım. Sanki böyle benimle bir işbirliği yapmak istiyorsun gibi ha? Aa. Yanlış mı düşünüyorum? Ne işbirliği canım? Münasebetsiz. Sen kimsin ki? İşbirliği yapacakmışım. Çekil başımdan ya. Allah'ım ya. Ben iyiyim. Sen üzme kendini, tamam mı? Ben sadece öyle biraz duygulandım, o kadar. Tamam? Oğlum nasılsın? Anne, ben... Sana öyle sinirli anıma denk gelince... Kırdıysam özür dilerim. Önemli değil, olur öyle. İnsanlık hali. Oğlum ne oluyor? Söylemek istersen ben dinlerim. Anneciğim boş ver. İyi peki.
Sahi Jüri de nerede? Emirhan'ın üzerini değiştiriyordu. Biliyor musun, geçenlerde Narlan anlattı. Onun köydeki bir akrabasının başına gelmiş. Kadının oğlu böyle pek tanımadıkları, huyunu suyunu bilmedikleri bir gelin getirmiş eve. Başlangıçta her şey iyiymiş. Herkes mutluymuş. E tabii, yeni gelinler öyle hemen kötü huylarını belli etmezler. Gel zaman, git zaman sorunlar başlamış. Kız kimsenin söylediğini dinlemeyip kendi burnunun dikine gitmeye başlamış. E tabii, çift başlılık fena. Aile dediğinin tek bir reisi olur. Bir geminin iki kaptanı olur mu? Olmaz. Batar maazallah. İşte bunlara da öyle olmuş. Kız her şeyi kendi bildiği gibi yapa yapa kocasını dinlemeye dinlemeye ailede ne para bırakmış ne huzur bırakmış. Mahallelerinde adları çıktı. Kaçar gibi memlekete döndüler. Kimsenin yüzüne bakamıyorlar vallahi diyor Nala. Ben odama geçiyorum. Dinleneceğim biraz. Melek. Bir şey konuşacağım seninle. Buyurun Ümera Hanım. Ben seninle konuştuktan sonra teyzemle sohbet ettim. Ama senin anlattığın hiçbir şeyi söylemedim, merak etme. Biraz geçmişini öğrenmek için sorular sordum, böyle değiştim. Çok tutarsız şeyler söyledi. Mesela Eskişehir'den 6 sene önce geldim dedi. Ama buraya geldiğinde Eskişehir'den yeni geldiğini söylemişti. Bir de konağa geldiği zaman kalp rahatsızlığım var falan demişti. Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum dedi. Ama hiç öyle kalp rahatsızlığı varmış gibi de görünmüyor. Zaten ben bundan şüphelenmeliydim. Görüyorsunuz işte. Ya ben haklı çıkmak istemezdim ama basbayağı yalan söylüyor. Evet öyle. Yani bir şeyler gizlediği kesin. Ben daha önce de şüphelenmiştim. Kuşkulanıyordum ondan, anlatmıştım sana zaten. Yani bir anda buraya çıkıp gelmesini garipsemiştim. Manipülize etti bir şekilde. Gözümüzü boyadı. Ne yapayım? Şey, siz bana inanıyorsunuz değil mi? Tabii Melek. Sen benim gözümü açtın. Peki ne yapacaksınız bundan sonra? Yani neden buraya bir anda çıkıp geldiğini öğrenmeye çalışacağım. Ama ben bu konuda seni yalnız bırakmayacağım. Bildiğim ne varsa hepsini sana anlatacağım. Ama sen de bana bildiğin her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Hiçbir şey gizlemeyeceksin benden. Tabii Ümeyra Hanım. Ben de her şeyi anlatacağım size. Teyzemin gerçek yüzünü beraber ortaya çıkartacağız belki.